Daha önce 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde depremzedelerin yardımına koşan Kırmızı Montlular, İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyeleri, COVID-19'la mücadelede de aktif görev yapıyor. Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına gönüllü destek sunan gençler, İyilik dünyaya hakim olana kadar yorulmak yok sloganıyla başlattıkları iyilik hareketini gönüllülük esasıyla sürdürüyor. Valiliğin ilettiği ihtiyaç listeleri doğrultusunda alışveriş yapan gönüllüler, kırsal kesimde yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyor, doğum günü olan çocuklar için de ufak sürprizler yapıyor. Üstüne yazdığı hatırlığında iyi ki doğdun Yaser Siraç. Gençlerin bu iyilik hareketiyle gönlüne dokunduğu kişilerden biri de 6 yaşındaki Yaser Siraç Dilbaz oldu. Adını ne koyacaksın? Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, gençler olarak ülkenin yaşadığı bu zorlu süreçte topluma fayda sağlamak için valiliğin koordinasyonunda çalıştıklarını söyledi. Son zamanlarda olan bu korona belasıyla uğraşıyor ülkemiz. Tabii devletimiz de bu noktada milletimize hizmet etmekte her daim en iyi şekilde ulaştırıyor. Biz de Elazığ'da Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın kurduğu vefa destek timleri arasında Kırmızı Montlular olarak yer alıyoruz. Ve köylere, evlere, yine birçok ücra yerlerine, şehrimizin ücra yerlerine gidiyoruz. Vatandaşlarımıza kimi zaman gıda paketleri, yaşlılarımıza, çocuklarımıza kimi zaman okuyacak kitaplar, yine sokak hayvanlarına mama ve birçok su bırakıyoruz. Ve Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın başlatmış olduğu bu kitap kampanyasında bugün de Palu'dayız. Palu'da bir genç kardeşimizin hem kitap boyama kitabı ihtiyacını karşılamakla beraber bir yandan da onun doğum gününü kutladık ve onun gözündeki mutlulukla mutlu olduk. İki çocuk annesi Zübeyde Dilbaz ise COVID-19 nedeniyle evde kal çağrısına uyduklarını, oğlunun doğum gününü kutlayabilmek için ekiplerden yardım istediğini söyledi. Bu koronavirüsünden ötürü sokağa çıkamıyorduk. Oğlum, bu valiliğin de kitap dağıtma kampanyası vardı. Bu süreç oğlumun doğum gününe denk geldi. Denk gelince hem bu kitaplardan faydalanmak istedim hem de oğluma böyle güzel bir sürpriz yapmak istedim. Çünkü doğum gününü kutlamayı çok istiyordu. Bir türlü nasip olmuyordu. İşte böyle bir şey kalkıştık. Sağ olsunlar geldiler. Allah razı olsun. Ya oğlum çok mutlu oldu. Hani valimiz, devletimiz, Allah onlardan razı olsun. Hani bu sıkıntılı süreçte her türlü yanımızdaydılar. Yani hiçbir eksikliklerini arattırmadılar bize. Yaser Siraç Dilbaz ise evden çıkamadığını belirterek, ''Abilerimin, ablalarımın getirdiği oyuncak ve kitaplarla çok mutlu oldum.'' dedi. Dışarı çıkamıyorum. Doğum günü alamıyordum. Çok mutluyum. Abilerim ve ablalarım getirdikleri şeylerle çok mutlu oldum. Ekiplerin bir diğer durağı ise Elma Pınar Köyü'nde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan 56 yaşındaki İmdat Çalışkan oldu. Vefa Destek Grubu adına. Teşekkür ederim. Kronik hasta olduğumdan dolayı dışarıya çıkamıyorum. İhtiyaçlarımı olduğunu bildirdim. Bana ihtiyaçlarımı getirdiler. Allah devletimizden razı olsun.